Evet selamlar bugün sizlere Monster Kusat K3 Pro mekanik oyuncu klavyesini inceleyeceğim. İlk olarak kutu tasarımıyla başlayalım. Kutumuzun burada Monster logosu var zaten burada adı yazıyor. Türkçe klavye olduğu, Türkçe klavye olduğu ile ilgili bir bilgi var. Burada en önemli özelliklerinden bahsedilmiş USB noktaları denilmiş. E, ee, i̇ki tane USB Kısmı var, cihazı bağlamak için. Bir port kısmı, bir de normal kısmı var ve üzerinde de bir tane usb noktası var. Kırmızı switch olduğu yazılmış, RGB aydınlatmaya sahip olduğu yazılmış. Görünümü de genel olarak bu şekilde. Kutunun arkasını çevirelim. Arkada da yine daha detaylı bir şekilde özelliklerden bahsedilmiş. Şu şekilde videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Bunun yan kısmı da böyle. çevirdiğimiz zaman bu şekilde bir kutu tasarımına sahip klavyede bu e, poşetlerin içine sarılmış bir şekilde bu köpüklerle etrafı e, kapatılmış yani gayet güzel bir şekilde paketlenmiş olarak kutunun içinden çıkıyor. Yine bu bezin içinde de ayrıca klavye konmuş olarak geliyor. O yüzden paketlemesini monster gayet güzel bir şekilde yapmış. Kutudan klavyeyi çıkardığımızda ise klavye bu görmüş olduğunuz bu klavye geliyor kutudan. Monster Pusat K3 Pro. Tuş hissiyatına bakalım ilk başta hemen. Şöyle tuş sesini de dinleyin. Klavyede böyle iki tane USB kısmı var. Bunlar bu kısımda birleşerek çıkmakta. Bir tanesi normal USB kısmı. Diğeri ise üzerinde port yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Klavyenin şu kısımlarda zaten kısa yol tuşları var. Mesela buradan direkt sesi arttırıp azaltabilme özelliğine sahip. Burada videoyu durdurup e, ileri geri falan sarabiliyorsunuz. Ayrıca kutunun içinden de şöyle bir bileklik çıkıyor. Bu bileklik mıknatısla bağlanıyor görmüş olduğunuz kısımlardan. Böyle yakınlaştıralım. Şöyle bakın sesi de duydunuz zaten. Şu an bağlandı. Böyle gaming yazan. Hafif dokulu. Gayet güzel bir bilekliğe sahip. El desteği gerçekten rahat. Hani plastik bir malzeme ama bir plastik malzemeye göre hani neredeyse deriye yakın bir rahatlık veriyor. Ayrıca deriye göre mesela artısı burayı bazıları demiş ki işte deri olsaydı daha iyi olurdu demiş ama. Burada deri olsaydı mesela uzun süreli kullanımda yıpranabilir ya da elinizi sıcak havalarda terletebilir. Lakin plastik olması bu açıdan daha iyi oluyor. Burada makro tuşlarımız vesaire var. Burada MR, MR kısmından makro tuşlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bilgisayara klavyeyi bağlayıp ışıklarını vesaire daha detaylı bir şekilde sizlere de göstereceğim birazdan. Klavyenin arka kısmını çevirdiğimizde ise Burada bu şekilde klavyeyi daha dik olarak kullanmak isterseniz burada da ayaklıkları bulunuyor iki tane. Şu kısımda da. Bilekliğin de mıknatıslı bağlandığı kısımları burada. Burada ise bir tane daha klavyenin üstünde USB noktası var. Cihazı bilgisayara bağladığımızda bizi şöyle bir karşılama efekti karşılıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. İlk başta ışıkları böyle döndürerek güzel bir karşıma efekti yaptı. Işıkları genel olarak değiştirmek istiyorsanız şöyle kısaca FN'e tıklıyorsunuz. Artı delete yaptığınızda mesela böyle bir ışık kısmı geldi böyle kayarak gidiyor. Işığın şiddetini FN artı FN artı böyle yaparak azaltıyorsunuz. FN ile birlikte bu tıklarsanız ise ışığın şiddetini arttırıyorsunuz. Tabi şu an aydınlık bir ortam olduğu için ışıklar o kadar belli olmuyor. Lakin cihazın gece görünümünde videonun ilerleyen kısımlarına ekleyeceğim. Ayrıca şu kısımda da mesela masanıza daha güzel bir görüntü sağlaması için böyle ışıklar bulunuyor. Lakin benim burada bir eleştirim olacak. Mesela klavyenin şu kısımdaki ışıklarını isterseniz işte efendim home yaparsınız. Şöyle yapayım. Efendim home. Şu an görmüş olduğunuz gibi ışıkları burada kapattım. Ya da işte ışığın şiddetini azaltırım tamamen. Kapatmış olurum klavyenin üstündeki tuşların ışığını. Lakin buradaki ışıkları şu sağ ve sol taraftaki ışıkları kapatamıyoruz. Hani bu da kapatılsaydı güzel olurdu lakin e, bu da tek kusuru diyebilirim. Hani cihazın böyle göze batacak tek kusuru bu. Hani bu da bazılar için kusur olabilir bazılar için olmayabilir. Yine e, gayet güzel bir ışık lakin işte kapatılsaydı daha güzel olurdu diyebilirim. Şimdi ise ışık modlarını daha detaylı bir şekilde göstereyim. Efen delik yaptım. Işıklar bu şekilde oldu. Efen End yaptım. Böyle çok farklı renklerde ışıklar geldi görmüş olduğunuz gibi. Fn down yapayım. Böyle kayan, dans eden diyebileceğimiz bir ışık ee, efekti geliyor. Bu ışık efektlerini de Fn artı artıya tıklayarak şöyle tıklayayım. elimde kamera olduğu için tam gösteremiyorum kısmı. Böyle efektinizin arttırabiliyorsunuz. Fn artı artıya tıklayarak efektiniz artıyor. Fn artı eksiye tıklarsanız efektinizini yavaşlatabiliyorsunuz böyle kayarak gayet güzel bir şekilde geliyor. Ayrıca şuradaki M1'e tıklarsanız sadece W, A, S, D ve buradaki yön tuşları yanıyor. Yani oyun oynarken mesela bunu kullanabilirsiniz. M2 yapayım mesela. Bu şekilde oluyor. Şöyle. M3 yapalım. Böyle. M4 yapalım. Bu şekilde oluyor görmüş olduğunuz gibi. Tabi cihazın uygulamasını bilgisayarınıza yüklediğiniz zaman çok daha farklı şekillerde bu modları ışık modlarını değiştirebiliyorsunuz. Bunu da burada e, kutunun içinden çıkan bu kullanım kılavuzuyla Pusat Cage Pro kullanım kılavuzuyla burada daha bir şekilde anlatıyor mesela işte Almanca olarak var işte e, Türkçe olarak var bu kullanım kılavuzu işte farklı dillerde e, kullanım kılavuzu eklemiş monster yanlış şurada bir eleştirim olacak şimdi Windows 11 cihazlarda bu uygulama tam olarak eee sağlıklı çalışmıyor diyeyim hani yarım çalışıyor bazısında çalışıyor bazısında çalışmıyor. Yani burada bir mesela Windows XP bu klavyenin yazılımını yazılımına uyumlu yapacaklarına Windows 11'i de buraya keşke seler çünkü mesela Windows XP kullanan hani baktığınız zaman 15-20 yıllık bilgisayarı kullanan kişi bunu mu alacak yoksa işte güncel bir Windows 11 kullanan kişi mi bu bu cihazı alacak. Baktığınız zaman hani Windows XP'ye koymasına ya da Vista'ya koymasına gerek yok. 7 8 10 veya 11 sürümlerinde işte olsaydı daha güzel olurdu. Yani 11 sürümünün cihazın yazılımının Windows 11 sürümünün geliştirmesi gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Burada bir olarak. Burada şöyle Türkçesini bulayım. Türkçe kısmına. Bakın burada mesela sıkça sorulan sorular, işlev talimatları. Burada videoyu durdurarak da detaylı olarak bu kısımları okuyabilirsiniz. Burada işte kısa yolları göstermişler. Bu şekilde tuş kombinasyonuyla kısaca neler yapabilirsiniz. Şöyle şurada yazıyor zaten. Burada detaylı olarak da bunu inceleyebilirsiniz. Klavyenin yazılımını indirmek için de Google'a da herhangi bir arama çubuğuna Monster sürücüler yazacaksınız. Ardından ilk çıkan bu siteye gireceksiniz. Burada bakın Monster'un bütün sürücüleri var neredeyse. Aşağı doğru kaydırıyoruz. Burada e, klavye sürücüleri diyor bakın. Burada K3 Pro var. Buna tıklıyoruz. Şöyle yükleniyor şurada. Üst kısımda bu şekilde de görmüş olduğunuz gibi yüklendi. Burada da işte uygulamayı kurarak kullanabilirsiniz. Şimdi de daha detaylı bir şekilde cihazın ses testini yapayım sizler için. Şu an susuyorum ve sadece klavyenin sesine odaklanın. Mekanik klavye dediğim gibi sesi de gayet güzel. Kırmızı switch'li. O yüzden hani bazı mavi switch'lere göre sesi bir tık daha az olabilir. Lakin yine hissiyatı falan gayet güzel. Evet son olarak da e, sizlere bazı şeyler söyleyeyim ve videonun özetini yapıp videoyu kapatacağım. Cihazın uzun kullanım testini de isterseniz ilerleyen zamanlarda yayınlayabilirim. Bunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Cihaz fiyatına değecek bir ürün. Hani böyle işte bu fiyatı alalım mı almayalım mı diye soracak olursanız bu fiyatta zaten hem böyle RGB ışıklara sahip olan e, hem e, mekanik olan böyle bir bileklik desteği olan e, bir klavye bu fiyatlarda yani ya çok az var ya da sadece bu var diyebilirim. hani. O yüzden e, FP ürünü yani fiyat performans ürünü olduğu için tercih edebileceğiniz, kullanabileceğiniz fiyatının hakkını verebilen bir cihaz. E, böyle işte güzel özellikleriyle kısa yol tuşlarıyla e, güzel bir hissiyatıyla, görünümüyle alınır diyebilirim bu cihaz için. Sadece işte birkaç eksi yönü var. Aslında iki tane eksi yönü var. E, mesela hani buranın ışıklarını istediğimiz zaman kapatabiliyoruz lakin şu sağ ve sol kısımların ışıklarını dediğim gibi kapatamıyoruz. Hani bu bir eksisi. Ayrıca cihazın yazılımının yani uygulamasını Windows 11 cihazların bazılarında çalışmıyor olabilir. Dediğim gibi bu iki sıkıntısı var ama bu da hani böyle çok abartılacak bir durum değil. Hani bu da ilerleyen zamanlarda belki işte Windows 11 sürümünde geliştirebilirler. Bu da gayet güzel bir iş. Hani masayı falan güzel yapıyor ama işte istediğimde keşke bunu da kapatabilseydim. İstediğimde açar istediğimde kapatabilirdim. Lakin işte bunu ayarlayamıyorum. Dediğim gibi çok küçük bir eksi. Ama genel olarak Alıcı alabileceğiniz, sizi pişman etmeyecek bir ürün diyebilirim. Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. Cihaz hakkında anlatmadığım şeyler varsa onları da yorumlar kısmında belirtirseniz cevaplamaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.